Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ama çok nefis bir yemek tarifi paylaşacağım. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli. İnanın bu tarifi denediğiniz zaman dışarıda tavuk yemek istemeyeceksiniz. Dışarıda o bilindik restoranlarda yediğimiz tavuklardan çok daha lezzetli ve çok daha ekonomik evde hazırladığımız için. Yapılışı çok kolay, az bir malzemeyle ortaya muazzam bir lezzet çıkıyor. Tek kötü tarafı var, o da yedikçe yiyesiniz geliyor. O kadar lezzetli ki çıtır çıtır çerez gibi, cips gibi çok lezzetli. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen tavuk kalamarın yapılışına geçiyorum. Tavuk kalamar için 700 gram tavuk göğsü kullanacağım. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kekikle beraber tavuklarımı önce bir harmanlayacağım. Sosumuz için 5 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, 1 şişe maden suyu, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karbonat kullanacağım. Önce tavuklarımı 1 parmak kalınlığında ince uzun şeritler halinde keseceğim arkadaşlar. Şöyle. Önce bu şekilde kesip daha sonra incelteceğim. Bu şekilde ortadan kesiyorum arkadaşlar. İnce ince doğradığım tavuk göğüslerini şöyle bir kap içerisine alıyorum. Birer çay kaşığı tuz, karabiber, köri, kekik ve pul biberi tavuklarımın üzerine boşaltıyorum. Tavuklarımı iyice tuz ve baharatları buluyorum. Tavuklarımı güzelce karıştırdım. Tavuklarımı kenara alıyorum. Şimdi çıtır tavuk kalamarın sosunu hazırlayacağım. Sos için önce 1 adet yumurtayı karıştırma kabına kırıyorum. Ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karbonat ekliyorum. 1 şişe maden suyunu da ekliyorum. Ve hepsini beraber karıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi homojen bir karışım ortaya çıktı. Şimdi hazırladığımız tavukları bu sosun içerisine alacağız. Evet, sosumuzu hazırladım. Baharatlamış olduğum tavuklarımı sosun üzerine alıyorum. Ve güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde iyice sosa bulanmasını sağlıyorum. Tavuklarımı güzelce karıştırdım. Şimdi üzerini streçle kapatacağım ve 1-2 saat kadar dolapta bekleteceğim. Böyle tavuklar sosu iyice içerisine çekecekler ve çok lezzetli olacak inşallah. Soslu tavuğumu 1,5 saat dolapta dinlendirdim. Eğer vaktiniz varsa 2 saat veya vaktiniz daha azsa 45 dakika kadar da dinlendirebilirsiniz. Fakat şunu belirtmek istiyorum ki ne kadar çok beklerse sosta o kadar güzel oluyor. Sosu daha çok içine çekiyor ve çok daha lezzetli oluyor. Şimdi streçi kaldırıyorum güzelce. Soslu tavuğumu şöyle alıyorum. Tavamı ocağa alıyorum. Ocağımın altını da yakıyorum. Yağ iyice kızdıktan sonra soslanmış tavuklarımı yağın içerisinde nar gibi oluncaya kadar kızartacağım.
Tavuklarım kızarmaya başladı. Şöyle ters yüz yapıyorum arkadaşlar. Her iki tarafı da nar gibi kızarıncaya kadar pişireceğim. Tavuklarım nar gibi kızardı arkadaşlar. Havlu peçete serdiğim tabağıma alıyorum. Tavuklarımı aldım ve tekrar kalan tavuklarımdan yağımı atıyorum. Tavuklarımın hepsini bu şekilde kızartacağım arkadaşlar. Bu şekilde yoğurtlu bir sos hazırladım. Süzme yoğurdun içerisine bir diş sarımsak rendeledim. Nane koydum, pul biber koydum ve güzelce karıştırdım. Gerçekten bu tavuk kalamarla bu sos şahane oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, çok güzel bir tarif. Muhteşem. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve en favori tariflerinizden birisi olacağını düşünüyorum. Umarım dener ve sizler de beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tariflerimi izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve benim tariflerle görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.